Hala çikos. Artık çikes diyoruz. Çikos yok. Neden? Çikas yok. Çünkü yeni bir bilgi öğrendik buralı bir arkadaşımızla. Çikas kadınlar için söyleniyor, feminen. Çikos erkekler için söyleniyor, maskülen. Ama çikes bunların arasında artık yani kadın ve erkeği ayıran şöyle bir durum var çünkü burada. Mesela 10 tane kız var, bir tane erkek var. Ben onlara çikos demek zorundayım. Yani erkeğin bir tane bile olması o kelimenin maskülenliğini ya da feminenliğini etkiliyor. Ama şimdi feminizm grubu bunu değiştirmiş ve ne çikas ne de çikos olarak kullanıyorsun. Çikes diyorsun yani. Ya da amigo ya da amiga demiyorsun da amige diyorsun. O ne? Chacarita, cementerio. İki tane mezarlık var bu arada. Bir tanesi Recoleta mezarlığı. Bu Evo Perón'un mezarının olduğu yer. En ünlü mezarlık. Bir de Chacarita mezarlığı var. Onu da yeni öğrendik. Yine buralı bir kız arkadaşımızdan. Oraya mutlaka giden. Hani çok fazla insanlar daha çok Recoleta'yı biliyorlar ama dedi. Chacarita mezarlığı da çok enteresan, çok güzel, mutlaka görün dedi. Şimdi iki mezarlığı da bugün gezeceğiz. İşte neyse, son muhabbete devam edeyim. Buradaki feministler böyle bir durum başlatmışlar. Yani ben de ilk geldiğimde bu arada buraya. Bu durum bana çok saçma gelmişti. Niye bir tane erkek olduğunda ve 10 tane kız olduğunda ben erkekleştiriyorum kelimeyi? Neden o baskın geliyor? Bu konuda ben yalnız değilmişim. Onlar da böyle düşünüyorlarmış. Ve böyle bir çözüm bulmuşlar. Bana çok mantıklı geldi. Bundan sonra böyle kullanacağım. Ola çikos değil, ola çikes diyeceğim. Haberiniz olsun yani. Burada da bunu söylemek istiyorum. Hola chiques, şu anda Chacarita mezarlığına girmiş bulunmaktayız. Hemen kamerayı çeviriyorum. Evet sevgili dostlar, Chacarita Cementerio'ya gelmiş bulunduk falan. Falanlı. Aa bak böyle kabin kabin demiştin. Aa bak orada da yatıyorlar aşağıda. Yani var mı orada? Tabii tabii sırayla orada şeyler var. Ama ne kadar güzel ya baksana. Aa kapısı açık lan. Artık şey bağlamış, örümcek bağlamışlar. Bak kapısı açık. Biraz korkunç değil mi? Ve şu an bu mezarlıkta kimse yok bizim dışımızda. Aşağı inmek ister misin? Şurada yok yok, sağ ol sağ ol. İniliyor yani değil mi? Evet. Bence... Ha, bu bakımlı. Oo bunlar güzel. Lopez Diamond. Jambon. Aa baksana. Yani sahibi geliyor. Demek ki ziyaret edeceği zaman açıyor kapıyı. Evet aynen öyle. Nasıl bizim normal mezarlıklarımızda bazı mezarlıklar çok çiçekli, bakımlı. Bazılarında taş bile yok, mezar taşı. Yani gerçekten ilgilenen varsa... Bunların içinde mi insanlar ya? İçinde insanlığa var. Aa şu neymiş ya, böyle şekil yapmışlar. Baya Toki gibi yer yapmışlar böyle. Rosati Cristofaro. Cristofaro. Mimar falan mı acaba öyle şekilli şekilli yapmışlar? Baksana merdivenle aşağı iniliyor falan. Pardon? No no, gracias. Bir şey ihtiyacınız var mı gibi bir şey dedi. Bize herhalde anlatmak için. Ama... Ay. Biz kendimiz çözeriz. Abi inanılmaz yani. Açıp tabutu şu an ölüye bakabilir miyim yani? Ay onu bırak. Burada bayağı şey var. Oda kokusu falan koymuşlar içeri. Yani ölü kokuyor biraz ya. Hayır ya. Gel kafanı sok içeri. Baksana koku falan koymuşlar. Kokuyor içeri. Ya kokar yani ya abi, şu tabutun içindeyse insan. Allah Allah, şoka girdik sevgili dostlar. Mezarlıkla alakalı bilgi vereceğim ama bir şoku atlatalım. Şuraları bir geçelim. Familia Olivieri. Burada evet iki kişi var. Adamın fotoğrafı var zaten var? Bak. Aa o da kül. Yakmışlar onu. Bir tanesine yakmışlar. Aşağıda da devam ediyor. Burası bir ailenin muhtemelen.
En altta herhalde ilk ölen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en sonuncusunu yakmışlar sanırım. Viskisini şey. Koymuşlar adamı. Evet sevgili dostlar, biraz burayla alakalı bilgi vereyim size. Burası Chacarita Cementerio diye geçiyor. Chacarita mezarlığı. Arjantin'in en büyük mezarlığı burası. Neden büyük? Bir de Recoleta mezarlığı var. Buradan sonra da oraya gideceğiz. Bu böyle birazcık mezarlık bölümü gibi olacak ama burası aslında 1800'lü yılların sonlarına doğru önem kazanmaya başlıyor. Çünkü çok büyük bir sarı humma salgını var Arjantin'de. Recoleta mezarlığındaki mezarlık sahipleri de sarı humma salgınında hayatını kaybeden insanların orada yatmasına izin vermiyor ve hükümet başka bir yer aramaya başlıyor. Bu araziyi buluyor ve bu araziyi, bu Chacarita mezarlığını sarı humada hayatını kaybeden insanların yatması için çok fazla genişletiyor ve çok fazla büyütüyor. Böyle bir özelliği var. O yüzden çok büyük, yani Arjantin'in en büyük mezarlığı konumunda. Ve bir özelliği de genelde sanatçılar, yazarlar, tango dansçıları, tango şarkıcıları gibi sanatla ilgili olan insanlar da burada. O yüzden önemli bir yer. Yani şimdi birkaç tane, hatta Osmanlı'dan gelen Emir Arslan mı ne bir adam var. Arjantin'in ilk başkonsolosu, Osmanlı başkonsolosu. 1914 yılında Buenos Aires'te başkonsolosluk yapmış Emin Arslan. Bir ismi daha var, şu an hatırlayamıyorum. Çok enteresan, o isimlere bakarken bir Türk ismiyle karşılaşmak. Evet, Emin Arslan da burada yatıyor. Ha nerede yani? O da yazar mıymış da aynı zamanda, ama işte kim nerede yatıyor falan, birkaç tane ünlü tango şarkıcısının mezarı var ama onları bulamayız herhalde. Yani böyle raf raf mezarlıklar var. Canset gel gel. Kafatası değil mi şu? Elini ver. Kafatası mı? Görünüyor mu? Hı. Böyle çok değişik bir ortama geldi. Yani Hindistan'daki tapınaklar falan gibi bir bina var. Bunun ne olduğunu çözüp hemen size bildiriyorum sevgili dostlar. Bence krematoryum. Ama kapısı kapalı, ne olduğunu bilmiyorum. Çok iyiymiş ama. Herhalde eski bir kiliseymiş. Çok acayip bir ortam ya. Kafasına göre bir kilise yapmış kendine oraya. Vay. Luis Colivadino. Şu ağaçların nizamına bakar mısınız ya? Yani hiç kasvet vermiyor ama burası insana. Yani böyle bir açık hava müzesi gibi burası. Hiç mezarlık demeye bir inşa et. Gerçekten zaten o mezarların olduğu binalara, yani şunlara falan bakınca her tarafını inceliyorsunuz. Bir sanat, duvarlarındaki işlemeler, her yer yeşillik. Çok beğendim ben bu mezarlığı. Şimdi asıl Recoleta'ya gideceğiz. Recoleta da sanıyorum ki daha havalı mezarlar var. Bakar mısınız mesela buna? Bu bir sanat eseri yani. Ne yaptın? Baktım şu bilimi diye tutmuş. Şimdi sıra Recoleta mezarlığında. Eva Peron bekle bizi, geliyoruz. Evet, şimdi an itibariyle Recoleta mezarlığına geldik. Burası diğer mezarlığa göre daha turistik bir mezarlık. Şu anda içeride insanlar var. Orada neredeyse iki kişi falan gördük sadece. Normalde mezarlığa girdiğinizde içinizi bir hüzün kaplar, böyle bir moraliniz bozulur falan, ölmekten korkarsınız ya. Burada da tam tersi, böyle ölümün aslında
Bence zaten öyle ama yani güzel bir şey olduğu hissi geliyor. Böyle mutlu bir yer burası, mutsuz bir yer değil. İşte bakar mısınız ya? Filiahozapaz diye birinin. Şimdi biraz Eva Peron kim ondan bahsedelim size. Eva Peron 1919 yılında doğuyor. Buenos Aires'in dışında küçük bir şehirde fakir bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Daha sonra 14-15 yaşlarında oyuncu olmak için, aktrist olmak için Buenos Aires'e geliyor. Bir süre küçük tiyatrolarda çalışıyor, dans ediyor, şarkı söylüyor. Sonra işçi partisinin lideri Juan Domingo Perón'la tanışıyor ve bir süre sonra evleniyorlar. Yani kısaca anlatıyorum. İşçilerin yanında durarak, grevlerinde onlara destek olarak, çok büyük işçi hareketlerine katılarak Eva Perón, Arjantin'in efsanevi lideri konumuna geliyor. Herkes onu çok seviyor. Peronistler var hala. Hatta şu andaki hükümette de peronistler var. Don't cry for me, Argentina. Geçtik ya şu aralarda bir ara. Eva Peron'un mezarını bulmaya çalışıyoruz. Ve bu arada çok genç yaşta, yani 33 yaşında hayatını kaybediyor Eva Peron. İşte. Aa, burada. İşte. Acaba bu ailesi mi? Evita. Familia Duarte diyor, evet. Evet, bak. Burada Eva Peron'un ailesi ve kendisinin bulunduğu Familia Duarte demek ki soyadları. Duarte'ymiş. Böyle insanlar gelmişler, çiçekler asmışlar kapısına. Anmışlar onu. Ve hiçbir şey de yok yani. Şurada, burada hani çok ünlü bir karakter buranın. En ünlü insanlarından biri ve onun mezarı burada ama bir tabela bile yok. Belki hani ölüleri ayırmayalım, eşit olsunlar gibi bir şey. Olabilir. Çok fazla önemli insan var tabii burada. Biz bilmediğimiz için, bizim için en bilinen isim Eva Peron'du. Ama burada bizim tanımadığımız ama burada çok ünlü olan bir sürü isim var eminim. Şeyin, kimse bunlar? İşte Familia de Ezeiza, Ezeiza ailesinin mezarlığı. Buenos Aires'in en büyük havaalanının da ismi Ezeiza. Neyse, dedik ya işte burası çok zengin bir semt. Adını da bu mezarlık da adını oradan alıyor. Buenos Aires'in ilk mezarlığı diye. Şu anda buradan 1 metrekare yer almak isterseniz yaklaşık 10.000 dolardan başlıyormuş metrekaresi. Yok, ben almayayım. Ya boş bir yer göremedim ben ama mesela deminkinde boş yerler vardı. Şuna bakar mısınız? Mükemmel değil mi ya? Abi sürekli insan ölüyor yani. Böyle bir yerde biter ki bir yer bir süre sonra. Ama gerçi yani şöyle bir yerde atıyorum 40 kişi yatabiliyor. Oğlum bu ne lan? Lahit yaptırmış adamlar kendilerini. Don't cry for me, Argentina. Gerçekten mükemmel bir şey. Açık hava müzesi bu mezarlıklar. Yani her köşesi bir şey, mükemmel sanat eserleriyle dolu gibi. Yani şuna bakar mısınız? Herhalde ölüsünün üstünü örtmüş onu korumak için. Ben öyle okudum yani. Çok güzel. Bu arada Recoleta Mezarlığı şu anda ulusal müze olarak kabul edilmiş durumda. Bak bak, anarşi yazmış üzerine.
Bu kim, bir askerim bu bence. Millet anarşi şeyi yapmış bak üzerine. Sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Chacarita ve Recoleta mezarlığını gezdik beraber. Ne kadar geçiyor ekrandan bilmiyorum ama çok farklı bir ruhu, çok garip bir enerjisi var. Lan bir sus. Saliha!